Çok güzel bir oyuna başlıyoruz. Açtım. La 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 la. Açtım la, açtım. A. Açtın mı? Açtım. Ne zaman? Az önce. Ama söylemedin. Söyledim. Ne zaman? Açınca. Açmadan önce söyleyecektin. Açmadan önce mi söyleyecektim? Evet. Evet. Neyse hadi gel gel gel. Gel, evet. Gel. Merhaba arkadaşlar. Ben Can Can. Ve ben de İnci. Merhaba de İnci. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz geçenlerde bizim yokuşun üzerindeki bir tiyatroda oyun izlemeye gittik. O oyunu o kadar çok beğendik, o kadar çok etkilendik ki ve biz de bir oyun yapabiliriz dedik. Ama ama nasıl? Acaba nasıl? Nasıl? Aa, acaba nasıl? 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 Dediğinizi duyar gibi ve biz de aynen böyle söyledik. Sonra da gidip bir oyuncuyla konuştuk. Biz de sizinki gibi bir tiyatro oyunu yapabilir miyiz? Tabii yapabilirsiniz. Ama bizim o kadar oyuncumuz yok. O kadar kişiyi kime oynatacağız? Biz sadece ikimiziz. Hem sahnemiz de yok ki. Nerede yapacağız? Canım o zaman siz de küçük bir alanı sahneniz haline getirirsiniz. Tabii. Mesela bir masa sizin sahneniz olabilir. Nasıl yani? O kadar oyuncuyu masanın üstüne mi çıkartacağız? Sığmaz ki. Canım siz de o zaman oyuncularınızı küçültürsünüz. Yani böyle küçük kuklalar sizin oyuncularınız olabilir. Aa, oyuncaklarımızla oynar gibi yani. Evet, aynen öyle. Aa, masada tiyatro. Doğru duydunuz. İşte tam bu masada bir tiyatro oyunu yapabiliriz. Olamaz mı? Olabilir. Hem bunu kaydederiz. Böylece hem bize bir anı kalmış olur, hem de bunu izleyen arkadaşlarımız bizimle birlikte deneyimlemiş olurlar. Yalnız bir sorun var. Çocuklar. Bence önce oyunu yazmanız gerekir. Aa. Evet. Ya da yazılmış bir oyunu oynamanız gerekir. Ya. Biz de yazalım dedik. Yazarız dedik. Yazdık. 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 Hah, gördüğünüz gibi pek olmadı. Sonunda elimizde bir kucak dolusu müsvedde kağıdı kaldı. Kağıt yağmuru. Bu muydu? Ne? Oyunun. Evet. Neyse. Baktık olmuyor. Biz de tekrardan tiyatroya gitmeye karar verdik. Ve yokuşu tırmandık. 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 Ve tiyatroya vardık. İnsanı insana kolonla anlatan tiyatro. Hadi girelim. İşte bugün bu sayede aramızda bir yazar var. Yazar. Yazar ne yapar? Yazar. Evet, karşınızda. Kıymetli, çok enli, değerli, sayın, sevgili Firuze Engin'im. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Firuze, şimdi istersen önce arkadaşımız seni bir tanıtsın. Evet, şöyle yazarımız Firuze Engin. Yazarımız 1984'te Edirne'de doğmuş. Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim eğitimi almış. Sonra da Ankara Üniversitesi DTCF. DTCF ne? Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi demek. İşte o orada. Orada tiyatro bölümü dramatik yazarlık ana sanat dalından mezun olmuş. Ay. 2006 yılında da arkadaşlarıyla Tiyatro Bereze adında bir tiyatro kurmuş. Evet, belki biz de bir yaparız bir gün Can Can. Evet, neden olmasın, biz de yaparız. Evet, sonra da 2005'ten günümüze kadar birçok tiyatro metni, radyo metni, televizyon dizisi, bir sürü çocuk programı yazmış, bir sürü
oyun yazmış, yönetmiş ve bunların hepsini hala da yapıyormuş. Ve bitti sandınız ama bitmedi. Tiyatrosunda çocuklar ve yetişkinler için de tiyatro çalışmalarına devam ediyormuş. Hem de çocuklar için yaratıcı yazarlık eğitimleri veriyormuş. Gidelim mi? Evet evet, biz de geleceğiz, tamam mı? Gelin, mutlaka gelin. Evet. Ama Can Can'cığım hadi artık sorularımıza geçelim. O zaman ilk soruyu ben sorayım. Bir saniye. İlk soru soruluyor. Firuze, sen yazmaya nasıl başlıyorsun? Yani önce hikayeyi mi yazıyorsun yoksa başlığını mı yazıyorsun? Hatta yeni bir şey yapmaya, böyle bir şeye başlamaya nasıl başlıyorsun? Yazarken bir şeye başlamaya mı? Ben önce yazmıyorum, hayal ediyorum. Hayal ederek başlıyorum. Ona da ben başlamıyorum. Hayal etmek kendi kendine geliyor. Böyle rüya görmek gibi yani. Bir anda gözümde bir şeyler canlanmaya başlıyor. Bir takım karakterler, mekanlar. Bazen bir müzik duyuyorum. İçinde böyle bazı sahneler görüyorum. Bazı olaylar yaşanıyor falan. Gerçekten tam bir rüya görmek gibi. Ama hikayeler uydurmak rüya görmekten daha güzel. Çünkü sen istemediğin sürece bitmez. Evet. Sonra başlıyorum o gördüğüm rüya gibi şey hakkında düşünmeye. Bu karakterler kim? Bu mekan neresi? Burada neler oluyor? Sonra onları uydurmaya başlıyorum. Sonra uydurduğum hikaye böyle gözümde film gibi canlanmaya başlıyor. Onu izlediğimi fark ediyorum. Sonra diyorum ki ben bunu biraz yazmaya başlayayım. Bilgisayarın başına geçiyorum ve yazıyorum. Peki sence herkes bir tiyatro oyunu yazabilir mi? Evet. Herkes bir tiyatro oyunu yazabilir ama tabii ki hayal etmeyi çok seven, hikayeleri uydurmayı çok seven, hikaye anlatmayı çok seven herkes bence tiyatro oyunu yazabilir. Harika. Peki sen de oyun yazarken zorlandığın şeyler oluyor mu? Evet, oluyor. Ne mesela? Biz çok zorlanıyoruz. Siz oyun mu yazıyorsunuz? Evet. Evet, oyun yazmak biraz zorlayabiliyor ama bence oyun yazarken zorlanmak bisiklete binerken yokuşa çıkmak gibi. Böyle. Evet, orada biraz zorlanırsın ya ama ne kadar çok bisiklete binersen o kadar çok yokuş çıkar karşına. Sonra o yokuşlardan bisikleti sürerek nasıl geçeceğini öğrenmeye başlarsın. Bol bol pedal sürmen lazım yani, pedala basman lazım. Ne kadar çok yazarsan o kadar çok zorluklarla nasıl baş edeceğini öğreniyorsun. Peki, bence. Peki şey, tiyatro oyunu yazmakla bir hikaye yazmak arasında ne gibi farklar var? Aslında hiçbir fark yok. Önce hikayesini oluşturuyorsun. O hikayeyi bir kafanda yazmaya başlıyorsun. Sonra eğer tiyatro için yazıyorsan diyaloglar yazmaya başlıyorsun. Çünkü insanlar gerçekten, oyuncular sahneye çıkacaklar ve karşılıklı konuşacaklar. Ve onun işte yönetmen hayal edecek, dekoru olacak, işte belki onların hayal ederken yardımcı olabilecek bazı şeyler yazabilirsin metninin içerisine. Mekanla ilgili hayal ettiğin bir şeyler varsa. Genelde tarif ediyoruz hikayeler yazarken ama tiyatro oyununda çok tarif etmiyoruz. Peki Can Can, benim bir sorum var. Diyelim ki yazdık ama çok kötü yazdık. Tamam. Ya kimse beğenmezse yazdıklarımızı? Önce kendin mi beğenmiyorsun yoksa başkaları beğenmezse mi? Başkaları beğenmezse. Şimdi kendin beğenmiyorsan iş çok kolay. Çünkü bence bir hikayenin içinde gidebilecek bir sürü rota var. Mesela bu rotadan gittin, çok beğenmedin. Burayı denedim, çok iyi değilmiş dersin, geri dönersin. Hikayeyi başka bir şekilde anlatmaya başlarsın. Onu da çok beğenmedin. O zaman bir de başka bir şekilde anlatayım dersin. Ve bu hiç bitmez. Başkaları beğenmediğinde de bence yapılabilecek en güzel şey onlara neyi beğenmediklerini sormak. Eğer neyi beğenmediklerini anlarsan onları düzeltmek için bazı yolları arayabilirsin. Bence. Neyi beğenmediniz falan geliyor. Hayır öyle. Neyi beğenmediniz diye sorarsan senden korkarlar. Neyi beğenmediklerini söylemezler. Ama daha sakin bir şekilde neyi beğenmedin, ben onu öğrenmek istiyorum ve onun hakkında düşünmek istiyorum dersen belki onları not edersin ve oralarını düzeltirsin metnini. Peki bir sorum daha var. Tamam. Mesela böyle bazen bizim yazarken çok dikkatimizi dağılıyor değil mi Can Can? Evet. Böyle bazen böyle konuşuyoruz üstüne ama sonra dalıp gidiyoruz. Böyle senin de öyle zamanların oluyor mu? Böyle bir türlü ne yapacağını bilemediğin, dalıp gittiğin öyle şeyler aklına oluyor mu? Aklına fikirlerin gelmediği mi yoksa kafanın dağıldığı mı? Kafamızın dağıldığı. Müzik dinleyebilirsiniz belki. Ben çok müzik dinlerim. Evet, yani hikaye hakkında bir şeyler hayal ediyorum ama tam ne hayal ettiğimi kendim de bilmiyorum falan ve onu biraz toparlamak için sevdiğim müzikleri açıyorum ve müzikler bana yardım ediyor. Peki size bir şey soracağım. Siz bana bunları soruyorsunuz ama ne var sizin aklınızda? Şimdi ay söylesek mi ne yapsak? Evet, hadi. Şimdi şöyle, bizim hikayemizde iki tane
arkadaş var. Bizim gibi. Tamam. Yazdığınız oyunda. Evet, evet. Ha, oyunumuzda. Tamam. İki tane arkadaş var. Onlar böyle bir yerden bir yere seyahat ediyorlar. Böyle arabayla gidiyorlar bir yerlere. Neden arabayla gidiyorlar? Başka neyle gidecekler? Hayal edin. Ha. Hayalinizde istediğiniz her yere istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Aa. Gökyüzüne, oh, ormanlara, uzaya bile. Uzaya bile mi? Hayalde seyahat. Oyunumuzun ismi olabilir mi? Hayalde seyahat. Bulduk. Oyununuzun adını mı buldunuz? Evet. Çok güzel, tebrikler. Sayenizde çok şey öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bitti mi sorular? Yani bitti ama benim aslında bir sorum daha var. Şimdi diyelim ki biz oyunumuzu tiyatro metni olarak böyle yazdık. Diyelim yazdık hadi. Geçmiş olsun. Şimdi ama o evde duruyor. Ne yapacağız biz onu? Sizin o tiyatro metninizi bir tiyatro yönetmenine okutmanız lazım. Çünkü oyunları sahneye koyanlar tiyatro yönetmenleridir. O zaman bizim bir tiyatro yönetmeni aramamız lazım. Evet. Tamam. Tamam, buluruz. Tamam. Ay, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni İyi çağırdınız. İyi ki geldiniz. İyi ki çağırdınız. Görüşürüz. Güle güle. Güle, güle. Bay bay. Hay. Uzaya bile dedi. Hey. İcim. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi yazarımız gitti ve bize harika bir cümle bıraktı. İşte cümle. Cümle? Ne? Yazmadın mı? Hangi birini yazayım? Bir sürü güzel şey söyledi. İşte sen yazacaktın ya hani. Sen yaz. Yok, ben nasıl yazayım? Tamam. Tamam, ben yazıyorum. Bende, iş bende. Tamam. Sen söyle, ben yazıyorum. Tamam. Bir hikaye uydurmak rüya görmekten daha güzel. Çünkü sen istediğin sürece devam eder. Sen istediğin sürece devam eder. Çok güzel oldu. Evet. Ne demişti? Şimdi yönetmen bulmamız gerekiyor. Evet, yönetmen bulmamız gerekiyor. Ben biliyorum nasıl bulacağım. Nasıl? Bir saniye, bekle. Yönetmen! Öyle mi bulacağız? Yönetmen! 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 Bulabilir miyiz böyle? Bilmem ki. Bağırıyorum tekrar. Hadi. Yönetmen! Yönetmen? Böyle yönetmen bulunur mu canım? Ne bileyim ben, ben sana can deyince sen geliyorsun ya. Evet, geliyorum ama. Belki o zaman da yönetmen deyince efendim benim falan. Bir daha bağıralım o zaman. Yönetmen! Nefesim kesildi. Yönetmen! 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 Çok mu yönetmen? Biraz bile mi? Fazla yönetmeni olan var mı? Vardır. Nerede? Yetişin! Bize bir yönetmen lazım! Ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Bir yönetmene bütün oyuncaklarımız! Onu her yerde arıyoruz! Bulamıyoruz! Bizim ona bir sürü soracak sorularımız var! Denedik! Biz olalım dedik yönetmen! Yönetmenim, yapıyorum şimdi. Biraz daha böyle. Doldur içini, doldur! Olmuyor! Ben bu projenin yönetmeniyim! Olmadı! Bize bir yönetmen lazım! Bir sürü kafamızda soru dolu! Ben yönetmeniyim. Peki bizim birkaç sorumuzu cevaplasanız? Çok sorumuz var. Tamam, cevaplarım. O zaman bize bir dakikacık müsaade eder misiniz? Tabii. İşte. Hazır mıyız? Hazırız. Kamera? Açık. Açık. Çok iyi, mükemmel. Tamam. Siz hazır mısınız Sayın Yönetmen Beyciğim? Hazırım Can. Tamam. O zaman merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Bizi artık tanıyorsunuz. Ben Can. Ben de İnci.
bu masada, evet tam bu masada oyun yapma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Evet, bu bölümde yanımızda sayın, sevgili, çok değerli, kıymetli, bize çok iyi davranan, bütün sorularımızı da cevaplayacak olan yönetmen Yiğit Sertdemir var. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Cancan, hoş bulduk İnci. Şimdi müsaadenizle biraz sizden bahsedeceğim. Tabii, lütfen. Konuğumuz 1979 doğumlu. Hı-hı. İTÜ Makine Mühendisliği girişliymiş. Aa. Evet. Hı. Sonra da Yeditepe Üniversitesi burslu tiyatro bölümünü bitirmiş. Ve sonra da arkadaşlarıyla Altıdan Sonra diye bir tiyatro grubu kurmuş. Ha. Sonra da yine onlarla Kumbaracı 50 diye de bir sahne kurmuş. Aa, burası. Evet, burası. Evet, burası. Evet ama Altıdan Sonra dediğime bakmayın. Altıdan önce de bir sürü şey yapıyormuş. Ha, mesela? Mesela yazarlık. Aa. Mesela oyunculuk. Aa. Mesela yönetmenlik. Hı. Yoksa yönetmen diye burada bize niye yardım etmek istesin? Sonuçta yönetmenlik yapıyor ki yönetmen. Hadi sorularımıza geçelim. Evet, bir dakika. Bir de dersler veriyormuş. Aa. Üniversitelerin tiyatro bölümlerinde. Atölyeler veriyormuş ve bir sürü de geceleri yazıyormuş, gündüzleri yok. Geceleri yazıyormuş, uyanık oldu yok. Geceleri yazıyormuş, vakti kalırsa uyuyormuş. He. Evet. Bir de umutluymuş. Evet. biz de umutluyuz. Öyle mi? Evet. Yaşasın o zaman. Evet. Şimdi geçebiliriz Cancan. Tamam. Sorularınıza mı geçiyorsunuz? Evet. Tabii ki sorularımızı geçiyoruz. O yüzden. Oh. Sor Cancancım. Şimdi. Biz gittiğimiz hiçbir oyunda yönetmeni göremiyoruz. Nerede bu yönetmen? Sen olmasan ne olur mesela? Yani oyuncular kendi kendilerine oynasalar olmaz mı? Aa bak çok güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim Cancan bu soru için. Evet, oyun sırasında aslında siz yönetmeni görmüyorsunuz ama yönetmenin oyunda yaptığı her şeyi görüyorsunuz. Aslında oyunda gördüğünüz o dekorlar, kostümler, ışıklar, oyuncular ve özellikle hepsinin çalıştığı o güzelim metin sahne üzerinde yönetmenin yönlendirmesiyle var olabiliyor. Yani aslında siz yönetmeni görmez yönetmenin yaptığı her şeyi de görmüş oluyorsunuz. Eğer yönetmen olmazsa biraz daha zor olur. Neden? Çünkü biz mesela evimizde herhangi bir oyun oynarken de eşyalarımızı diyelim ki düzenlerken veya bir yemek yerken bile onu kendi başımıza yaparken eğer bir şeyler böyle birbirine karışırsa dışarıdan, bizi dışarıdan yönlendirecek birine ihtiyaç duyarız değil mi? Mesela bir sorun çıkar, kendimiz göremeyiz içinde olduğumuz ama dışarıdan bakan birisi hemen görür. Yani neden aynada mesela saçımızı düzeltiriz İnce? Çünkü evet kendimizi görmezsek yapamayız değil mi? İşte yönetmen bizim aynadan gördüğümüz görüntümüz gibi bize neyin daha iyi olduğunu, neyin daha güzel olduğunu anlatmaya çalışır. Ya. Peki yani bu her şeye sen mi karar veriyorsun? Ya yanlış karar verirsen mesela ne olacak? Ay çok kötü olur çünkü ben bazen ne yiyeceğime bile karar veremiyorum. Bu kararları vermek zor değil mi? Evet zor ama çok kötü olmaz. Ha. Neden çok kötü olmaz? Çünkü biz hayatta da böyle bazen kararlar verirken mesela diyelim ki sevmediğimiz bir yemek var ve onu yiyoruz. Ve diyoruz ki ay çok sevmediğimiz bir yemek, ben bunu yemek istemiyorum. O zaman ne oluyor? Bir karar vermiş oluyoruz. Ama belki de o yemek bizim çok işimize yarıyor. Çok lezzetliymiş, haberimiz yokmuş. O yüzden denemeden aslında kararımızın doğru ya da yanlış olmadığını ya da olup olmadığını biz karar veremeyiz değil mi? O yüzden herhangi bir şeyi de böyle çalışırken, onun hakkında kararlar verirken evet zor ama aslında insanın böyle yeni hayaller görmesini sağlayan bir yolculuğu oluyor. Oyun yönetirken. O yüzden biz de oyunda böyle yönetirken kimi kararlar vermemiz gerektiğinde yaptığımız şeylerin tamamının beraber nasıl bir hayal kurduğuna bakıyoruz. Yani aslında gelin size bir şey söyleyeyim. Bir yönetmenin en çok yapması gereken şey herkesin özellikle de seyircilerin aynı hayali görmesini sağlamak. Peki o zaman. Cancan. Bak şimdi soruyu soruyorum. Yönetmen olunca gözlük, işte efendim atkı falan takmamız gerekiyor mu öyle şeyler? Hayır takmanız gerekmiyor. Gözlük, atkı, fular değil mi öyle şeyler takarlar? Evet. Küçük... Aa, evet benim var mesela. Öyle mi? Aa sen yönetmen olmuşsun o zaman Cancan. Ama olmamışım.
takmış o zaman. Sen çünkü... Ama sadece onu takmakla olmuyor değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Birazcık demin söylediğim gibi çalışmamız lazım. Bir de demin sorduğunuz soruda da vardı ya, hata yaptığımız zaman, yanlış yaptığımız zaman ne olur? Aslında biz kararı tek başımıza veriyoruz ama ekibimizle beraber veriyoruz. O hayali beraberce görmemizi sağlıyoruz. Ha, o yüzden... Peki, oyuncular bizim bu verdiğimiz kararları beğenmezlerse, işte uygulamazlarsa o zaman ne olacak? Konuşuruz, ne var bunda? O fikrini söyler, yönetmen fikrini söyler. Beraber aynı dünyayı kurduğumuz için hangimizin fikri sahne üzerinde seyirciye o hayali gördürebiliyorsa onu tercih ederiz. O zaman kavga etmemize gerek yok. Ne zaman kavga etmemize gerek kalır ki? Hiçbir zaman yok. Değil mi? Evet. Peki, biz şimdi bir oyun yazdık. Bir sürü hayal kurduk. Hayalimizde de çok güzel sahneler var. Ama kafamızdaki gibi olmazsa, işte o zaman ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Yeniden sahne üzerinde onun kafanızdaki gibi olması için ekibinizle daha güzel anlaşarak, daha farklı şeyleri deneyerek yapmaya çalışacaksınız. Çünkü denemeden hiçbir şeyin nereye varacağını bilemeyiz değil mi? Doğru rengi mi boyuyoruz? O renklerin bir araya gelmesi, istediğimiz şeyi yapıyor mu? O oyuncu acaba o lafı öyle söylerse bizim için daha mı iyi oluyor? O dekor öyle durursa daha mı iyi oluyor? O müzik orada öyle olursa daha mı iyi oluyor? Bütün bunların birazcık yönetmen tarafından biliniyor olması lazım ki bir araya getirdiğimizde de yaratacağımız o eser, o güzelim hayal de seyircisine ulaşabilsin. Peki bizim şimdi oyunumuzda iki tane arkadaş var. Sizin gibi. Evet. Şimdi bunlar mesela mutfakta oturmuşlar ve hayal ediyorlar. Bir dakika şimdi mesela neden mutfakta oturmuş hayal ediyorlar? Yemekle ilgili bir hayalleri mi var? Yok. O zaman neden bir ağacın dibinde hayal etmiyorlar? Neden açık havaya gökyüzüne bakarak hayal kurmuyorlar? Evet, ben zaten ağaçları çok severim. Evet. İyi de bu ağaçları, çiçekleri, havayı nasıl yapacağız? Evet. İşte o zaman kime ihtiyacınız olacak? Kime? Kime? Dekor tasarımcısına. Ya, çünkü yönetmen bütün dünyayı, seyrettiğiniz her şeyi bir araya getirebilir ama kendi alanında uzman, o işi gerçekten iyi yapan kişilerle beraber çalışarak bunu başarabilir. Yönetmen az önce gördüğünüz gibi en fazla o fikri daha güzel olması için mesela mutfakta olması yerine ağacın dibinde olması gerektiğine karar verir ve daha güzel bir şey olması için çabalar. Yani sizin bundan sonra bir dekor tasarımcısıyla görüşmeniz lazım. Çok güzeldi, çok şey öğrendik. Teşekkür ederim. Ben de sizden çok şey öğrendim. Umarım oyununuz çok güzel olur. Umarım. Beni çağırmayı unutmayın, tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Ay. Ağaç altında. İnce. Ay. Evet, yönetmen gitti ve bize çok değerli bir sözcük bıraktı. Nasıl demişti? Bir yönetmenin görevi herkesin, hatta seyircilerin bile aynı hayali görmesini sağlamak. Aynı hayali görmesini sağlamak. Vay be. Ay, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, oyunumuza adım adım ilerliyoruz. Çok heyecanlı. Hadi kapanışı şöyle yapalım. Herkesin, hatta seyircilerin bile aynı hayali görmesini sağlamalıyız. Hey, hoşça kalın. Hoşça kalın. Benim karnım çok acıktı. Ay ben de acıktım. Hadi gidip yemek yiyelim. Hadi gidip yemek yiyelim. Tamam hadi. Bir dakika. Hadi gidip yemek yiyelim. Hadi. Şimdi mesela bu evin önünde geçebilir oyunumuz. Tamam. Sonra da şu ağaca tırmansınlar. Evet. Sonra da ağaca tırmanıp bu elmalardan koparıp yesinler. Ve evet. Bu arabaya binsinler. Arabadan da bir tane canavar çıktı. Sonra arabayla dağın arkasına gitsinler. Ve dağın arkasında bir mağara bulsunlar. O mağarada da bir su birikintisi. Su birikintisinin içinde de bir taş var. O taşı alınca... Efendim. Galiba bu dekor tasarımı taslağı değil. Değil mi? Değil mi? Ne? Resim. Resim mi? Evet. Resim. Galiba resim. Ya üzülme canım. Şimdi konuğumuz kim? Kim? Doğru. Şimdi bir konuğumuz var. O konuğumuz da bir dekor tasarımı... dekor tasmacı... Dekor tasarımcısı. Evet. Onu nasıl bulduk?
İşte çizimler olan bir defter. Bir tasarımcı defteri. Tasram, dekor. Bu bir dekor tasarımcısına ait. Dekor tasarımcısı. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Peki nasıl izini sürdük ama? Sen böyle tutunca çok komik oluyorsun. Evet. Selam. Merhaba. Merhaba. Neye gülüyordunuz? Neye gülüyorduk? Hiç. Yok. Biz bir şeye gülmüyorduk. Hayır. Tamam. Evet. Gülmüyorduk. Yok. Hiçbir şeye gülmüyorduk. Konuğumuz geldi. Konuğumuz geldi. Evet. Karşınızda çok sevgili, çok sayın, çok kıymetli, en kıymetli, çok tatlı konuğumuz Başak Özdoğan. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi size bazı sorularımız var ama size bu sorularımızı sormadan önce diyoruz ki biz biraz bahsedelim sizden ki öyle bahsetmeden olmasın. Bahsediyorum. Konuğumuz Başak Özdoğan. Kendisi 1977 yılında İstanbul'da doğmuş. MSGSÜ. Bu ne? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Evet. Orada Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostümü bölümünde okumuş. 2001 yılında da mezun olmuş. Sonra da dekor ana sanat dalı yardımcı doçentiymiş o bölümde. Sonra da şöyle 2000 yılından beri de bir sürü tiyatroda sahne dekoru tasarlamış, kostümü tasarlamış ve bütün bu tiyatrolarda da bazı tiyatrolar küçük, bazıları da büyük olduğu için hepsine çeşit çeşit dekorlar tasarlamış. Sinema ve filmlerde de mi vardı acaba? Bazen onlar da oldu ama daha çok tiyatro için. Daha çok tiyatro için şey yapmış, tasarlamış. O zaman sorularınıza şimdi başlayabilir miyiz? Tabii ki heyecanlıyım. Tamam. Şimdi. Can bir saniye, bir dakika. Affedersin. Sorularımıza başlıyoruz. Sor Cancan'cığım. Biz oyunumuzu yazdık. Nasıl yöneteceğimizi de anladık gibi. Evet. Yönetmenle konuştuğumuzda her şeyde bizim yapmayacağımızı fark ettik. Mesela bizim oyunumuzda bir sürü dalgalar, denizler, böyle dağlar falan olabilir. Evet. Evet. Sonra bir resim yapalım dedik. Resmimizi göstersene. Çok güzel. Evet. Değil mi? Konusu ne oyunu? Konusunu bilmiyoruz ama ismi Hayalde Seyahat. Ya. Evet. Şimdi bu resimdekini alıp sahneye hemen koyabilir miyiz mesela? O zaman dekor olmuş olur mu? Resimdekini alıp hemen sahneye koymak için biraz zaman gerekiyor. Biraz çalışmak gerekiyor. Ama aşağı yukarı öyle. Ne düşündünüz? Ne hissettiniz? Şimdi biz az önce biraz planladık. Mesela bu evin önünde geçecek. Ama değişebilir bütün bunlar. Emin değiliz şu an. Ağaç var. Evet. Ağaçta elma yiyebilirler. Sonra mesela denizlere gidebilirler bir yerde. Onun da resmini yapmamız gerekiyordu ama galiba şu an artık resim yapmamız gerekmiyor. Hayır, tam da resim yapmanız gerekiyor. Aslında resimle başlıyor. Önce oyunu okuyorsunuz ya da hikayeyi ya da masalı. Sonra gözünüzü kapatıyorsunuz ve nerede geçiyor acaba diye düşünüyorsunuz. Ve bu yaptığınız gibi başlıyorsunuz birilerinin evlerini, ormanlarını, şehirlerini çizmeye. Evet ama resimden farkı bunun aslında kağıt üstünde değil, sadece resim olarak değil, kocaman bir sahneye yerleşeceği. Evet. O yüzden de bunları büyütmek, belki de derinleştirmek, boyutlandırmak gerekiyor. Her zaman değil ama öyle bir farkı var. Peki bizim mesela oyunumuz o kadar büyük olmayacak çünkü bizim sahnemiz burası. Evet. O yüzden de böyle küçük bir sahnemiz olacak. Evet, onda diyelim ki seyirci burada, burası sahne. Evet. Ve buradaki evleri, arabaları, ağaçları buraya yerleştireceğiz. Evet. O yüzden tepeden bakıyoruz. Buna kuş bakışı deniyor. Sahne tasarımcısı, dekor tasarımcısı aslında mekanı yukarıdan görüyor. Diyelim ki buradaki evi buraya, ağacı oraya, arabayı ortaya, dağları da senin olduğun yere koyduk. Dolayısıyla resim kağıdından çıkıp masanın üstüne yerleşmeye başladı. Büyülü değil mi? Evet. Ondan sonra da buna ışıklar, oyuncular, hareketler girdiği zaman resmin üstünde hareket yok. Ama bir sonraki sahneyi çiziyorsunuz. İşte hepsi bu masada canlanıyor. Sahne tasarımı böyle bir şey. Aslında resim. Çok doğru bir noktadasınız. Peki
Senin aklına dekor tasarlamak nereden geldi? Oyun oynarken. Ya çocukken. Aa! Evet. Ben de oyun oynuyorum ama benim hiç gelmiyor aklıma öyle şeyler. Ama şöyle bir oyundu. Kağıt bebekler vardı. Evet. Onlara evler yapmıştım, giysiler yapmıştım. Aa. Sonra günlerce oynamıştım ve aklıma o zaman bu sanki tiyatrodaki gibi hikaye, oyuncular, evler, kostümler hepsi birleşince bu fikir geldi. Aa. Evet. Harika. Şimdi peki dekor tasarlamak demek hiç olmayan bir şey göstermek gibi değil de mesela ev var, evi gösteriyoruz mu? Yoksa biz olmayan bir şeyi de gösterebiliyor muyuz dekor tasarlamak? Önce yazar ne yazdı diye bakıyoruz. O yazarın nasıl bir yer hayal ettiğini okuyoruz. Burası ev olabilir, rüya olabilir, orman olabilir. Neresiyse her hikayede mekan ve zaman var. Dolayısıyla önce ne var? Okuduktan sonra bakıyoruz mekanlar neler. Başlıyoruz onları çizmeye. Çizdi mi? Hayır, öyle. Böyle. Böyle. Sonra istersek bunun maketini yapıyoruz. Çiziyoruz, boyuyoruz, kesiyoruz, yapıştırıyoruz ve maket yapıyoruz bazen. Çok şu güzel. Ama yazar ne diyorsa, nerede diyorsa onu bulmaya çalışıyoruz. Bir evde geçiyorsa evde geçmeli. Ama her zaman evin tam da kendisini yapmak zorunda değiliz. Evi anlatmak için ne yapabilirim diyoruz. Bazen bir sandalyeyle ya da bazen bir koltukla anlatabiliriz. Mesela biz bir sandalye görmüştük, anlatsana. Evet, bir tane sandalye görmüştük. O sandalye böyle yamuktu. Ve o sandalye o kadar böyle yamuktu ki sanki kırılacak gibiydi. Ama oyuncular onu böyle üstünde hareket ediyorlardı. Bayağı böyle yapıyorlardı, zıplıyorlar. Ve o kırılmıyordu. Evet. Evet, ama o da ev gibiydi. Sanıyorum hatırlıyorum, ben de görmüştüm. Ya. Evet, aslında orada yazar bir trenden bahsediyordu. O sandalyeler hem trendi hem evdi. Hatırlıyor musunuz? Bir kısmı böyle ray gibiydi, bir kısmı koltuk gibiydi. İşte böyle yorumlayabilir tasarımcı. Mesela diyelim ki bir bulut. Neyden yapardınız? Pamuktan. Evet. Ben de beyaz poşetlerden yapardım. O zaman bulut elle tutulabilir bir şey değil. Bizden çok uzakta. Ama o malzemelerle buluştuğunda biz ona bulut diyoruz. Böyle bir şey aslında. Birazcık yermiş gibi, öyleymiş gibi yapmak zaman zaman. Bazen de o bulutu yorumlayıp sadece çizmek ya da bulut yerine başka bir malzemeden. Peki güneş? Güneşi de o zaman... Mesela bir sarı balondan yapabilir miyiz? Çok güzel olur. Ay. Evet, bir sürü balondan da yapabilirsiniz. Başka şeylerden de yapabiliriz. Evet, böyle bir şey işte. Onun gibi bir malzeme bulmak. Sonra da onu büyütmek, yapmak. Yani şimdi resim yaptı. Evet. Sonra? Gözünüzü kapattınız. Hı-hı. Hayal ettiniz o resmi. Malzemelerle büyük büyük boyutlandırdınız. Sonra gözünüzü açtınız ve bunu şimdi bu sahneye nasıl yapacağım diye düşündünüz. Yani aslında yaptığınız resmi kocaman bir dünya haline getirmek. Evet, içinde oyun oynanabilen, yaşanılabilen bir yer yapmak dekor tasarımı. Evet. Şey, peki şimdi bizim kahramanlarımız var. Bunlar korsan şapkası takıyorlar. Onu da siz mi yapıyorsunuz yani? Onu kostüm tasarımcısı yapıyor. Ya da aksesuar tasarımcısı yapıyor. Işık tasarımcısı var, ses tasarımcısı var. O kadar kalabalık ve büyük bir aile ki sanki herkes birden o sahneye gidiyor ve birlikte oyun oynuyor. Hem de buna seyirciler de dahil oluyor. Öyle düşünün. Çok zevkli değil mi? Çok. Evet. Kocaman bir aile. Evet. Hep birlikte oyun oynuyorlar. Çok güzel. O zaman teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum sizi. Hepinizi. Güle güle. Güle güle. Bay bay. İnci. İnci. Konuğumuz gitti. Evet. Ve bize harika bir cümle bıraktı. Yazar mısın lütfen? Yazarım. Sahne tasarımı, küçük bir resmi içinde yaşanılan kocaman bir dünya haline getirmektir. Kocaman bir dünya haline getirmektir. Evet, bir sonraki bölümde kostüm tasarımı hakkında konuşacağız. Bulursak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Ben olsam, yani ben kostüm tasarımcısı olsam kostümlerin arasında olurdum. Nerede olurdun? Kostümlerin arasında. Ama evet. Hep mi? Hep.
Hep. Hep. Yok canım. Bence öyledir. Hiç yemek falan yemiyor mu baletini yani yapmıyor mu? İçinde yiyordur. Kostümlerin arasında yiyordur. Yok artık Can Can. Neden olmasın canım? Kostümlerin üstüne dökülür kostümlerin. Merhaba sevgili seyircilerimiz. Ben Fili. Ben de Lifu. Programımızın bugünkü bölümünde beraber olacağız. Çünkü Can Can ve İnci hasta okula gitmiş. Hasta mı olmuş? Evet. Ama dedi ki hani konuştuk okula gitmiş. Hayır canım sen bana hasta olmuş dedin. Ben de hasta olmuş dedim tabii ki. Neyse. Tamam. Pardon. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi size şaka yapacaktık. Yapamadık. Evet, biz bugün bambaşka insanlar olup bambaşka zamanlara, bambaşka yerlere yolculuk yaptık. Hem de tek bir odada. Nasıl dediğinizi duyar gibiyiz. İşte böyle. Aslan Kral. Gel bakalım peşimden, atla sırtıma. Geliyorum efendim, geliyorum. Hapşıracağım şimdi birazdan sanki. Çünkü bunlar beni gıdıklamaya başladı. Hey, sen neredesin? İşte buradayım. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Ben kuşum, bunlar da tüylerim. Ya sen nesin? Ben bir yolcuyum. Yolculuk nereye? Yolcu. Oradan buraya, buradan şuraya. Oo. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer gerçekten başkasıyız. Can Can ve İnci bugün okula gittik. Hasta mı olmuş? Okula... Ama sen şimdi az önce böyle söyledin. Ama dedin. Ben öyle dedim diye ben de böyle dedim. Ama ben seni söyledim. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine olmadı. Biz böyle zamandan zamana, mekandan mekana yolculuk yaparken o kostüm senin, bu kostüm benim giyerken kimi bulduk dersiniz? Kostüm tasmar. Kostüm tasar. Oluyordu. Kostüm tasır. Dur. Kostüm tasarımcısını. Buralarda bir yerde olmalıydı. Nerede? Çocuklar, beni mi arıyorsunuz? Kostüm tasarımcısı. Seni yerde ararken gökte bulduk. Ay, üstüne bastın çek ayağını. Kostümün üstüne bastın çek ayağını. Onun sayesinde çok güzel bir gün geçirdik. Ve işte karşınızda kostüm tasarımcısı Candan Seda Balaban. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi size birkaç soru soracağız ama onlara geçmeden önce biraz bahsetmek isterim sizden. Tamam. Şimdi şöyle, konuğumuz Candan Seda Balaban. Kendisi 1971 yılında İzmit'te doğmuş. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş. Şuramda bir kaşıntı var. Ne zamandır? Bayağıdır. İnce. Evet. Hani program yapıyoruz ya tiyatro falan değil mi? Tamam. Biz sonra şey yapalım. O zaman Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş. Sonra da tiyatro dünyasına yakınlaşmaya karar vermiş. Ve maske, kukla ve kostüm tasarımcısı olarak devam etmiş. Sonra bir de buna oyunculuk eklenmiş. Evet, bir sürü oyunda bir sürü kostümler, maskeler, kuklalar tasarladığı gibi bir de oynamış. Yani şu an konuğumuzun diyebiliriz ki bambaşka bir dünyası var. Teşekkür çok ederim. Güzel. Ne güzel anlattın. Çok ay, sağ ol. Teşekkür ederim. O zaman hazırsan artık sorularımıza geçelim. Hazırım. Bir dakika. Sorularımıza geçiyoruz. Meğerse dekorlarımızı başka, kostümlerimizi başka biri tasarlıyormuş. Yani nasıl bir şey kostüm tasarlamak? Dolaptan kıyafet alıp giysek olmuyor mu? Tam olarak öyle değil. Ama tabii ki dolabınızdaki kıyafetleri bile gün içinde veya işte hayatınızda gittiğiniz değişik yerlere göre seçiyorsunuz. Mesela spora giderken spora özel kıyafetler giyiyorsunuz. Evet. Kayağa giderken veya işte dağda yürüyüşe giderken ona özel kıyafetler giyiyorsunuz. Oyunlarda da oyunlar hangi mekanda, hangi zamanda geçiyorsa ve hikayedeki kahramanın nasıl kıyafetlere ihtiyacı varsa biz de ona uygun bir gardırop oluşturuyoruz. Ve onun içinden kostümlerini seçiyoruz.
Peki biz böyle oyunda diyelim ki bir karakter yazdık ama onu hiç görmedik normalde. Biz onun ne giyeceğine biz mi karar veriyoruz? Evet, siz karar veriyorsunuz. Ha. Yönetmenle birlikte konuşarak hikayede neler oluyor baştan sona iyice okuyorsunuz. Oyunda kahramanınızın başına neler geliyor? Kahramanın özellikleri neler? Çünkü bizim kıyafetlerimizdeki her detay karakterimizle ilgili başkalarına küçük bilgiler veriyor. Senin kurdelaların gibi, Can Can'ın atkısı gibi. Biz size baktığımızda sizin kostümlerinizden ufak ufak sizinle ilgili bilgiler ediniyoruz. Biz de tiyatro oyunlarında kahramanlar hakkında bilgiler edinmek için bu kostüm detaylarını kullanıyoruz. O yüzden her şeye tek tek karar veriyoruz. Peki terzi de olmamız gerekir mi? Yani dikiş dikmeyi bilmemiz gerekiyor mu? Ay biz pek beceremeyiz. Yok, dikiş dikmeyi bilmenize gerek yok. Çünkü dikiş dikmekten çok iyi anlayan, tiyatro kostümü yapmayı çok iyi bilen terziler var. Onların uzmanlıkları bu kostümleri dikmek, sizin çizdiğiniz kostümleri birebir gerçekleştirmek. Onlarla çalışabilirsiniz ama dikiş dikmek, şapka yapımı, ayakkabı yapımı, aksesuar yapımı ile ilgili ne kadar çok bilgi edinirseniz işinizde o kadar uzmanlaşırsınız ve yaptığınız kostümler o kadar nitelikli olur. Peki mesela bizim şimdi oyunumuzda iki tane arkadaş var. Onlar çöle gittiklerinde bir çöle böyle o zaman normal böyle giyinemezler çok sıcak olduğu için değil mi? Çöl şartlarında neler giyiliyor önce araştırmak lazım. Çok sıcak olduğu için başımıza güneş geçebilir biliyorsunuz sizi de hep uyarmışlardır. Evet. Aman yavrum dikkat et başımıza güneş geçmesin. Demek ki güneş başımıza geçmesin diye başımıza bir şey giymemiz lazım. Çölde de bu çok önemli bir detaydır. Başlarına uzun kumaşlar sararlar ki o sıcaktan korusun başlarını. Siz de öyle bir şeyler takabilirsiniz. Peki ben her zaman bunun kararını nasıl vereceğim? Yani mesela kutuplarda olduğunda da ben karar vereceğim o zaman. Araştıracaksın. Araştır. Öğreneceksiniz. Her coğrafyada, her mevsimde veya her meslekte değişik mesleklerinde değişik kıyafetleri var. Bunların hepsi hakkında bilgi edineceksiniz. Ve ondan sonra oyununuzda hangilerine ihtiyacınız varsa onlara karar vereceksiniz. Peki senin tasarladığın en değişik kostüm nasıl bir şeydi? Benim tasarladığım en değişik kostüm hareketli bir kostümdü. Kostüm kumaş ve sopalardan oluşuyordu. Kumaşın içinden sopalar geçirmiştim. Sopaları hareket ettirerek elbisenizi de değiştirebiliyordunuz. Bazen bir gemi gibi oluyordu, bazen istiridye gibi oluyordu. Nasıl düşündün? Çalıştım. Biz o zaman böyle hiç daha önce görmediğimiz şeyleri de gerçekte hiç bilmediğimiz şeyleri de yani mesela şimdi az önce arkadaş var dedim onları hiç görmedik dedim ama şimdi diyorum ki hiç görmediğimiz şeylerin de kostümlerini yapabiliriz o zaman. Hiç görmediğiniz şeyleri hayal edersiniz. Zaten bu işin en önemli kısmı hayal etmektir. Hayatın devamlılığı bence hayalin devamlılığıyla mümkün. Yani siz hayal etmeye devam ettikçe yeni yeni dünyalar yaratırsınız. Peki, o zaman Can Can'cığım, o zaman ben şimdi hayal ediyorum ya, diyelim o zaman ben pantolonun bacaklarını alıp kollarımdan da geçirebilirim değil Tabii mi? Tabii ki. O zaman tişörtleri de etek yapabiliriz. Hatta böyle şapkaların içini pamuklarla falan doldurup göbek de yapabiliriz değil mi? Her şeyi yapabilirsiniz. Hayal gücünüz size ne yapmanızı söylüyorsa onların hepsini yapabilirsiniz. Bu sizi çok özel şeyler üretmeye götürecektir. Bir de kostümlerin ölçüsünü çok iyi almamız gerekiyor değil mi? Yani oyuncuyu rahatsız etmesin. Tabii. Belki koşarken yırtılıverir. Çok doğru. Oyuncular sahnede ne yapıyorlar? Bütün oyun boyunca nasıl hareketler yapıyorlar? Dar olmamalı, yırtılmamalı, çok terletmemeli. Bir sürü detay var. Bunu oyuncularla konuşarak ve oyuncuların oyun boyunca neler yaptığına dikkat ederek karar verebilirsiniz. O zaman düşünsene şimdi. Mesela şöyle şeyler de şimdi yırtılmasın diye düşünüyoruz ama belki de bazı kostümlerde yırtılması gerekiyor. Mesela müzik çalacak. Her müzik çaldığında bir parçası böyle yırtılacak. O da olabilir değil mi? Mesela böyle dan yaptı. Her şey yırtıldı üstünde. Evet. Başka bir şey çıktı. Tabii içinden. Ki. Oyununuzda müzik de mi var? Kim yapacak müziği? Müzik de mi olması gerekiyor? Müzik de mi? Genelde tiyatro oyunlarında müzik olur. Bilmiyoruz kim yapacak müziği. Benim çok 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 ama çok iyi bir müzisyen arkadaşım var.
İsterseniz sizinle tanıştırabilirim. Gerçekten mi? Çok isterim. Evet. Olur olur. Ay çok güzel oldu. Şey, o zaman sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz beni. Bakalım neler yapacaksınız? Ay bakalım, iyi ki geldin. Sayende bir sürü şey yapacağız şimdi. Güle güle. Güle güle. Kolay gelsin. İyi bakın kendinize. Bay bay. Bay bay. Oy. Ah. Ece, Ece. Konuğumuz gitti. Ve bize harika bir cümle bıraktı. Yazar mısın lütfen? Yazarım. Hayatın devamlılığı hayalin devamlılığıyla mümkündür. Hayalin devamlılığıyla mümkündür. Çok güzel oldu. Evet, harika oldu. Gelecek bölümde biraz müzik konuşalım mı dostum ha? Ne dersin? Biraz müzik yapalım ha? Sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde oyun müziklerini konuşacağız. Hoşça kalın. Görüşürüz. Nasıl kandırdık onu değil mi? Peki nasıl kılık değiştiremedik bir türlü? Evet ya. Çok kılık değiştirdik aslında da sen orada hasta masta işte ya, okul yanlış söyledin. Ama niye biliyor musun? Önce demiştik ki hasta olsun demiştik. Tamam da sen hasta, bir söylüyorsun ondan sonra unutuyorsun öbürünü söylüyorsun. Ama bir dakika demiştim ki sonra sen kendin dedin ki hasta olmasın çocuklar hasta olmasın tamam dedin. Tamam da sen bunu böyle yazmadın mı arkadaşım? Nasıl sonra yani? Geldin bana ben diyorsun. Ben hiçbir şey yazmadım baksana. Hadi canım sen ben... de ya. Tamam. Baksana tamam, bomboş tamam, hiçbir şey yazmadım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Burada işte tam bu masada yapacağımız oyunumuza adım adım yaklaşırken... Çok heyecanlıyız. Geçen bölümde oyunumuzda müzik kullanmak için bir müzik tasarımcısıyla görüşmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Ve bir müzik tasarımcısı... tasarımcısı aradık. Ama bu sefer başka türlü. 5. Eminsin değil mi? Ay, galiba öyleydi. 3. Çalıyor. Ha, bu o. Alo. Galiba siz müzikten anlarsınız. Bir şey diyeceğim. Nereye? Diyor ki evet diyor anlarım diyor. Gelsin. Peki buraya gelebilir miyim? Burası neresi? Tiyatro. Ha, tiyatro. Tiyatroya gelebilir misin? Ne dedi? Neden diyor? Müzik lazım. Müzik lazım. Bize müzik lazım. Diyor ki ne yapacaksınız müziği diyor. Ha, oyun. Tiyatro oyunu. Oyun deme tiyatro oyunu. Tiyatro oyunu. Tiyatro oyununda kullanacağız biz. Siz kimsiniz diyor. Can İnci. Ben diyor sizi hiç... Can İnci kim diyor? Ya, tanışırız canım bizde. Her şeyin bir ilgi vardır değil mi? Ve müzik tasarımcısına ulaştık. Onun yanına gelirken evde bulduğumuz bütün ses çıkaran aletleri getirdik. Oldu mu? Oldu mu? O zaman la 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 oldu mu? Ve işte karşınızda çok sevgili, sayın, çok tatlı, bizi de çok seven, kıymetli en çok müzik tasarımcısı Burçak Çelli. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Sayın Burçak Çöllü. Şimdi size bazı sorularımız var ama onlara geçmeden önce biraz sizin hakkınızda bazı bilgiler vermek isterim. Burçak Çöllü kendisi 1987 doğumlu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon lisansını, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tütüsünde reji yüksek lisansını tamamlamış. Bir dakika.
Kompozisyon ne demek? Yani bizim deftere yazdığımız kompozisyonlar gibi bir şey mi? Evet, deftere yazdığınız kompozisyonlar gibi ama müzik defterine yazılıyor. Müzik defterinin farkı ne? Müzik defterinde çizgiler ya da kareler yerine porte vardır. Porte. Porte alt alta çizilmiş 5 çizgiden oluşur ve arasına notalar konur. O notaları biz kelimeler ve harfler yerine kullanıyoruz. Notalar bir araya gelip harfler gibi yani kelimeleri oluşturuyor. Biz kendi kompozisyonlarımızı böyle kuruyoruz. O zaman devam edelim Cancığım. Kendisi 2007'den bu yana bir sürü tiyatroda sahne için, oyuncular için müzik yapıyormuş. Oyuncularla ve oyuncu adaylarıyla müzik çalışıyormuş. Eğitim veriyormuş, oyun yazıyormuş, ara sıra da sahneliyormuş. Her şey. O zaman sen bizim sorularımızın cevabısın. Sen cevapsın. Hadi sorularımıza geçelim. Evet, tamam. Geçiyoruz. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Sor Cancan'cığım. Tamam. Oyundaki bütün sesleri siz mi yapıyorsunuz? Yani önce söylemeye çalıştığın şarkı mesela dalga sesleri, kuş sesleri falan onlar nasıl oluyor? Aslında onları yapan bir arkadaşım daha var. O da efekt tasarımcısı. Ama o işi ben de yaparım. Çünkü ben aynı zamanda ses tasarımcısıyım. Biz yani peki böyle şey yapabilir miyiz? Ağzımızla falan... falan böyle öyle dalga sesleri. Evet. Ağzımızda da yapabiliriz. Evdeki bazı malzemelerle de yapabiliriz. Mesela benim böyle ince metal bir plakam var. Ya da böyle bir tas olur. Metalden yapılmış bir tas. Onun içine su dökerek örneğin bir şelale sesi çıkarabilirsiniz. Ya da böyle buralara pıtı 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 pıtı, pıtı vurarak yağmur sesi çıkarabilirsiniz. Evet. Bir sürü şey yapabilirsiniz evde. Sonra onları kaydedip kullanabilirsiniz. Bir soru daha geldi aklıma. Şimdi mesela bir oyuncuya şarkı söyletmemiz gerekiyor. Evet. Ama oyuncu güzel söyleyemediğini düşünüyor. Evet. O zaman ne yapacağız? Mesela benim de sesim bence pek güzel değil. Ben bile şarkı söyleyebilir miyim? Bence senin sesin güzel. Ya. Evet. Güzel şarkı söyleyemediğini düşünen oyunculara sen güzel şarkı söylüyorsun diyorum. İşin sırrı burada. Ama onu çaktırmadan çalıştırıyorum sana. Yani herkes bir şekilde şarkı söyleyebilir mi? Herkes şarkı söyleyebilir. Çalışırsa ben herkes söyler. Aa. Sen de söylüyorsun. Çalışırsan söylüyorsun. Çünkü benim sesim güzel. Bence de. Peki şey o hani enstrüman kendim. Onu herkes çalabilir mi? Evet. Onu da çalışan herkes çalar. Yani ya. Yeterince vakit ayırırsan bu işe herkes enstrüman çalar. Aa. Peki biz mesela bu bir tane şimdi tiyatro oyunu yapmaya çalışıyoruz. Ona bir müzik yapsak her şeye onu kullansak olur mu? Hep aynı hikayeyi anlatıyorsanız olur. Ama anlattığınız şeyler değişiyorsa, müzik de değişse iyi olur tabii. Şimdi mesela bizim Cancan, şey değil mi? Bizim şimdi karar verdik. Oyunumuzda bazı yolculuklar olmasına karar verdik. Hı-hı. Ama mesela hiç öyle olmasaydı, böyle işte üzücü şeyler olsaydı mesela. Hı-hı. O zaman da üzücü müzikler mi yapmamız gerekirdi? Şimdi üzücü bir şeyi üzülerek anlatmak istiyorsanız evet. Ama mesela üzücü bir şeyle dalga geçiyor da olabilirdiniz. O zaman neşeli bir müzik de kullanabilirdiniz. Peki bir şey sorabilir miyim? Senin bu müzikler aklına nereden geliyor? Yani sen nereden ilham alıyorsun da o müzikleri yapıyorsun? Aslında hepsini dışarıda duyuyorum. Yani her yer ses dolu. Her şeyle müzik yapmak mümkün. Mesela az önce konuşmuştuk, yağmurdan bahsettik, doğanın seslerinden bahsettik, rüzgarlardan, gök gürültüsünden, kuşların sesinden, insanların sesinden. Evet, biz de mesela gök gürültüsü yapmak isteyebiliriz. Evet. Gök gürlese, deniz dalgası olsa. Oyunda öyle bir şey mi kullanmak istiyorsunuz? Belki yapabiliriz. Yolculuğunuzun bir yerinde öyle fırtınalı bir yoldan mı geçeceksiniz? Evet. Böyle böyle diye böyle bir gök gürlese. O zaman o gök gürültüsünü sesle yapabilirsiniz ama ışıkla da destekleseniz bence daha iyi olur. Işık mı? Daha ikna. Evet, ışık. Normal ışığı böyle açsak kapatsak olmuyor mu? Hayır, olmaz. Bunun için ışık tasarımcısına ihtiyacımız var. Yine biri çıktı. Işık tasarımcısı. Peki. Tamam, onu da buluruz. Peki, şimdi benim bir aklıma bir şey takıldı. Ne? Bizim şimdi senin yaptığın müzikler şey değil değil mi böyle? Mesela bizim radyoda açıp dinlediklerimiz gibi değil, biraz farklı değil mi? Mesela bizim radyoda açıp da dinlediğim, işte söylediğim şarkılarla senin yaptığın oyun müzikleri arasında ne fark var? Aslında en büyük fark ben kendi müziklerimi oyun için yapmış oluyorum. Yani sadece dinlensin, hani radyoyu açalım ve hani yolda giderken ya da evde iş yaparken dinleyelim diye değil de bir oyunu tamamlamak için yapıyorum. Aradaki fark o. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bence de iyi ki geldim. Sizinle tanıştığıma çok sevindim.
O zaman... O zaman görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Rüzgar sesi olabilir, kuş olabilir. İnce. Efendim? Konuğumuz gitti. Gitti. Ne söylemişti? Her yer ses dolu, istediğinle müzik yapabilirsin. Harika. Hadi yazar mısın şimdi? Her yer ses dolu, istediğinle müzik yapabilirsin. Çok güzel oldu. Çok. Gelecek bölümde oyunda ışıklar nasıl yapılırmış, nasıl kullanılırmış onu öğreneceğiz. Şimdi bir ışık... tasarımcısı. Bulmamız lazım. Hoşçakalın. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl bulacağız? Benim ışık tasarımcısını bulmakla ilgili mükemmel bir planım var. Tamam. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay. Nasıl bulacağız biliyor musun? Nasıl bulacağız? Gel kulağını tutacağım. Kesin çıkacak ortaya. O zaman bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben sence o hani bir tane küçük böyle bir şey vardı ya, fıtık fıtık fıtık, onu denemiştik ya. Ya sen onu çalamayın. Ben onu çalmayı öğrenmez miyim? Bak, çalışır. Şunlar. Onlardan sen çalmayı dene. Neylerden? Şunlardan. Bunlar mı? Ha. Bunları çalarım. Bunlar bir şey değil mi? Çalıyorsun işte. Bunlar tamam. Bunlarda bir şey yok. Ama böyle bir şey değilmiş galiba. Evet, ben böyle biraz bir şey çalamadım. Of, çok karanlık oldu. Ama sen dedin ışıkları kapatalım diye. Evet de bu kadar karanlık olacağını da bilemedim ki. Ay, yok mu bizi aydınlatacak biri? Hiç ışıktan anlayan yok mu? Çok karanlık ha, korkmaya başlıyoruz. Eyvah. Çocuklar. Bütün sesiniz tiyatroda yankılanıyor. Ha. Ne oldu? Yoksa siz ışıktan mı anlarsınız? Yani ışıktan anlar mısınız diye sormak istedim. Cancan ben ne dedim? Sen soru ikini yanlış tarafa koyuyorsun. Çocuklar. Evet, birazcık ışıktan anlarım. Size onu bulmak için bir planım var demiştim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Oyunumuz üzerinde çalışmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün tiyatroda ışık konusunu konuşacağız. Onu bulmadan önce neymiş bu tiyatroda ışık diye? Denemedik mi? Denedik. Uğraşmadık mı? Uğraştık. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Ay, oluyor galiba. Oldu. Didinmedik mi? Didindik. Ama sonunda bir bilene soralım dedik. Gerisini biliyorsunuz. Plan. Bugünkü konuğumuz karanlıklarımıza ışık oldu. Tünelin ucundan göründü. Aydınlattı. Parladı. İşte karşınızda ışık tasarımı hakkındaki sorularımızı yanıtlayacak konuğumuz İsmail Sar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi sorularımıza geçmeden önce hakkınızda biraz bilgi verelim. İsmail Sar, kendisi 1984 doğumlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Lisans Bölümünden 2014 yılında mezun olmuş. Ve birçok oyunda oyuncu, ışık tasarımcısı olarak görev almış, oyunlar yönetmiş ve bir de dersler veriyormuş. Yani konuğumuz her şeyi aynı anda yapabiliyormuş. Mesela ben de aynı anda yürürken sakız çiğneyebiliyorum. İnce. Evet. Hadi tamam. Sorularımıza geçelim. Geçelim. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. Ben de. Şimdi hazırsınız? Hazırım. Sorumuz başlıyor. Soru bir. Şimdi bu ışıklar, biz bunları evden getirdik. Evet. Şimdi bunlarla biz ışıklarımızı yapabilir miyiz? Tabii ki. Neden yapamıyorsunuz? Evet. Olur mu? Her şeyi kullanabilirsiniz ışık yaparken. Yeter ki elektriğiniz olsun ve bunları takabileceğiniz duyular olsun. Var, elektriğimiz olur herhalde. O kadar da buluruz artık. Tabii canım. Mesela sonra bu fener var. Çok iyi. Evet, böyle bunu mesela. Sonra bize bunu burada buralarda dolaşırken bunları buldu. Evet. Bakın bunlar normalde büyük tiyatrolarda kullanılan renk filtreleri. Özel ışıklar var bunlara has. Bunları sadece onlara takabiliyorsunuz. Başka ışıklarda kullanılmaz. Aslında etkisi de hazır böyle ikisi de elimdeyken göstereyim. Mesela. Oo.
Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne oldu, ne oldu? bak. Anladım. Ama mesela bunların önüne koyamıyoruz. Biz bunu evde böyle yapamıyoruz. Evet, yapamayız. Yapamayız. Bu renkli ampuller aslında LED ampul. Yani çok ısınmayan ampuller. Bunları daha rahatlıkla, daha güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama diğer şu ampuller çok ısınır. Tehlikelidir. Bunları yanınızda bir büyük olmadan kesinlikle kullanmayın. Tamam peki. Tamam mı? Tamam. Biz de şimdi yanımızda sen varsın diye bunları kullanıyoruz. Yoksa şey yapmazdık. Evet. Ben de yanınızdayım diye rahatlıkla onlar da durabilir. Şimdi burada. Ben size bir şey soracağım. Mesela dışarıda güneş varken oyunumuzda gece sahnesi olacak. Ne yapalım? Bütün ışıkları kapatsak yeter mi? Ama o zaman dekorlar, kostümler görünmez, oyuncular tabii görünmez. Onun için mekanınızda bütün ışıkları kapattınız. Ama ne yaptınız? Ne yaptık? Mavi ışıkları açtınız. Tamam mı? Mavi ışık yani geceyi temsil eder. Geceleyin başka ne ışık kaynakları var dışarıda? Mesela ay. Ay ne renktir? Beyaz. Ya mavi ile beyazı birbirine karıştırabilirsiniz. Ve bu beyaz oyuncunun yüzünü çok iyi bir biçimde gösterir bize. Mavi de bize geceyi gösterir. Mesela dışarıda sokakta neler var? Sokak lambaları var. Evet. Sokak lambalarının ışıkları var değil mi? Evet, evet. Onların sarı ışıklarında gece atmosferinde kullanabilirsiniz. Tabii ki mavi ışıkların oranı daha fazla olmak kaydıyla. O zaman biz bu mavi ışıklarla mesela bir dekorun üstüne yansıtarak, mavi ışık kullanarak bir şeyler yapabiliyoruz o zaman. Tabii. Her şeyi yapabilirsiniz. O zaman deniz yapabilir miyiz? Tabii ki denizde yapabilirsiniz. Deniz yaparsak çok rahatlarız. Evet. Tabii. Ya, çok iyi. Bu ışık meselesi aslında tiyatroda böyle genelde en son karar verilen şeylerdir. Önce dekor yapılır. Bir dekor tasarımcısıyla konuştunuz herhalde değil mi? Evet. Dekorda eğer böyle bir beyaz bir kumaşınız varsa, beyaz bir tülünüz varsa mesela, onun üstüne mavi ışığı yansıtıp dalgalandırarak deniz dalgası yaratabilirsiniz. Peki mesela bizim şimdi oyunumuz sahnede değil de böyle küçük bir yerde yine aynı şekilde bu küçük ampulleri kullanabilirsiniz. Mesela ev ışığı etkisini verebilirsiniz. Şu ışıkla mesela bir penceresi varsa eğer yaptığınız yerin dışarıdan gelen bir mavi gibi görünebilir. Peki aynı ışıklarla böyle denizlerde böyle dalgalar yükseliyor, alçalıyor, onları da yapabilir miyiz? Tabii ki onlar işte dediğim gibi dekorlar sayesinde yapabilirsiniz. Ya. Yani o bir beyaz kumaşı, beyaz tülü böyle sallandırarak bir dalga etkisi yaratabilirsiniz. Dalga. O kumaşın etrafında içinde böyle küçük delikler yaratıp içinden çıkabilirsiniz. Ya. Deliklerden tamam. O zaman bakıyorum. Bu küçük masanızda peki tiyatronuzda neler var? Mesela bir ağaç var. Çok güzel. Sonra dalgalı denizler var. Onlar böyle yükseliyor falan öyle şimşekler çakabilir, bilmiyoruz henüz karar vermedik ama böyle olabilir yani. Gözümde çok acayip şeyler canlanmaya başladı. Yani herkesin ışığı, her havanın hatta her sesin bile ışığı olabilir yani, öyle değil mi? Tabii ki. Mesela oyununuz hangi mevsimde geçiyor? Bahar mı? Bahar galiba. Yani ilkbaharda düşün, ışıklar daha parlaktır, güneş daha parlaktır, yazın daha parlaktır ama ışığın daha karanlıktır atmosfer. O zaman ışığın derecesini düşmemiz lazım. Ama tabii ki bu dediğim şey biraz büyük tiyatrolarda oluyor maalesef. Küçük alanlarda bunu yapmak biraz zor olabilir. Peki benim bir sorum daha var. Son Cancan'cığım. Şimdi mesela sahnede diyelim iki tane arkadaş var ya, bizim iki tane arkadaş var sahnede. Tamam. Onların ikisine de ayrı ayrı mı ışık yapmamız gerekiyor? Yoksa ikisini de tek bir ışıkla mı çözeceğiz? Nasıl aydınlatacağız onları? Şimdi tiyatroda çok özel ışıklar vardır. Genelde oyunda özel bir an varsa, bir şarkı söylenecekse mesela lokal ışık kullanılır. Lokal. Evet, lokal ışık kullanılır. Şimdi iki arkadaş diyelim ki başka yerlerde aslında ama ikisini sahnede yan yana görmemiz gerekiyor. Bir tanesine daha farklı bir renkte ışık vererek mesela diyelim ki sarı ışık verdik. Değil mi? Evet. Sarı. Diğerine de daha böyle beyaz tonlarında bir ışık verdik. İkisini de ama lokal ışıkla yaptık. Yani şöyle. Şöyle. Mesela burası mavi.
Burası daha sıcak beyaz. Aldı mı, aldı mı? Ya, böyle lokal ışıklarla ayrı ayrı mekanları da gösterebilirsiniz aynı anda. Ay. Çok teşekkür ederiz. Çok şey öğrendik. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır söylediğim. Evet. Yaramaz mı? Benim aklıma mesela şöyle bir şey geldi. Bak şuna şu ışığı vererek biraz yıldız etkisi yapabiliriz. Yıldız mı? İnanmıyorum. Çok güzel oldu. Evet, harika. Aydınlandık. İsterseniz bu ışığı kapatalım, hı? Şunun etkisini daha iyi görelim. Hadi. Hadi yapalım. Zaten ışıkçılar aydınlığı değil, karanlığı tasarlarlar. Bak. Gördün mü? Bak bununla yıldız yapabilirsin mesela. Mesela önüne bu renk filtresini getirip bambaşka bir atmosfer yaratabilirsin. Çok güzel oldu. Oh, harika. Açalım mı ışıkları? Ay, aydınlandık. İsmail, sorularımıza cevap verdiğin için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız. Sizinle olmak çok güzeldi. Evet, seninle olmak da çok güzeldi. Görüşmek güle, üzere. Güle güle. Çocuklar, görüşürüz. İnce. Ay. Konuğumuz gitti. Evet. Ve bize harika bir cümle bıraktı. Evet. Hadi ben söyleyeyim sen yaz. Söyle. Aydınlığı değil, karanlığı tasarlamak. Karanlığı tasarlamak. Yazdın mı? Yazdım. Harika. Ay peki şimdi bunların hepsinden geriye ne kaldı? Ne? Hepsinin içinde oynayacak biri. Ha, oyuncu. Evet, oyuncu. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nasıl böyle? Ya hiç, çok bu benim hiç aklıma gelmemişti. Fener mi yapabildi ya? İnanamıyorum. Evet, böyle bunu döndürdükçe hem de başka renkler tutunca da bambaşka evet, oluyor. Evet, evet. Bence bir tane ne yapalım biliyor ne musun? Yapalım. Yıldızlı bir gece yapmamız lazım şu an. Bunu hani bir yer vardı ya, bir yer vardı ya. Neresi? Oradan koyabiliriz. Tamam. Yapmak zorundayız çünkü. Bunu evet, ben evet, kullanma. Evet. Ben bunu odama götüreceğim. Odana mı götüreceğim? Evet, ben bunu odama götüreceğim. Bir şey demezler mi acaba? Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Burada tam bu masada yapacağımız oyunumuza adım adım ilerliyoruz. Ay çok heyecanlı. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz bizim masada tiyatro yapmamıza ön ayak... İnci? Ama son deyince kötü oluyorum, son deme. Ama İnci bu bir son değil ki. Bu aslında bir başlangıç. Ya. Tabii. Peki yine yapar mıyız? Tabii ki yaparız. Bir sürü hikaye yazarız, onları oynarız. Hatta sadece biz değil, bizi izleyen siz arkadaşlar, siz de yapabilirsiniz. Yapar mısınız? Yaparlar mı gerçekten? Yaparlar tabii. Tamam o zaman, tamam, tamam. İyiyim o zaman. Ama bak yapın ha. Hadi. O zaman şeyi anlatalım mı? Aa, evet evet. Konuğumuzu nasıl bulduğumuzu değil mi? Hadi, evet, hadi evet, sen anlat. Oyunumuzu yazdık. Yönettik. Evet. Dekorlarını, kostümlerini tasarladık. Güzel. Müziklerini belirledik. Işıklarını ayarladık. Başka ne yapmıştık? Bitti bu kadar. Başka bir şey yapmadık. Evet. Şimdi geriye oyuncularımızı oynatması kaldı. Diyoruz ki acaba onu da seninle birlikte yapabilir miyiz? Evet. Evet. Hadi hadi. Ne olur ne olur ne olur. Tamam. Konuğumuza soracağımız o kadar çok soru var ki, çünkü biz oyuncuların yaptığı şeylere baktık. Onları denerken birazcık bir şey oldu yani. Evet. Biraz. Hadi anlatalım. A A E E I I I I O O E I U U I I Kartal kalkar dal sarkar dal. Olmadı mı? Sen oku. Bir berber bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Ya kartal kalkar dal sarkar dal. Al bu
takatukoları takatukocuya götür. Takatukocu takatukoları takatukolaman derse takatukocudan takatukoları al da geri gel. Ben daha fazla dayanamayacağım ve konuğumuzu çağırıyorum. Çağır Cancancığım. Konuğumuz çok değerli, çok sevgili, çok sayın, çok çok en çok Gülhan Kadim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi sorularımıza geçmeden önce Cancancığım biraz konuğumuz hakkında biraz bahsetmek isterim. Aha. Konuğumuz 1976 doğumlu. Kendisi İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunuymuş. Wow. Of. Ve 6'dan sonra tiyatro grubunu da arkadaşlarıyla birlikte kurmuş. Ve burayı da arkadaşlarıyla birlikte açmış. Ve burada genel koordinatörlük yapıyormuş, oyunculuk yapıyormuş, yönetmenlik yapıyormuş. Yani her şeyi yapıyormuş. Çok fazla şey yapıyormuş. Ve evet bu kadar. Bir sürü şey yapmış. Daha ne yapsın? Evet, o zaman hadi şimdi sorularımızı soralım. Hadi hazır mısınız? Hazırım. Basamadım. Evet hazırız. Sor Cancancığım. Anladığın gibi oyuna başlamadan önce bir sürü şey yaptık. Nefesimizi açtık, hızlı hızlı tekerlemeler söyledik. Ondan sonra işte ısındık falan falan. Tamam. Ama pek olmadı gibi hissediyoruz. Sen sahneye çıkmadan önce neler yapıyorsun? Yani aslında ben öncelikle ezberimi kontrol ediyorum. Sonra işte karakterin mesela nasıl yürüdüğünü, nasıl konuştuğunu, biraz böyle tavırlarını, bedenini tekrar tekrar hatırlıyorum. O karakter olmaya hazırlanıyorum diyebilirim. En önemlisi de konsantre oluyorum. Sor Cancancığım, ikinci sorumuza geçiyoruz. Geçelim. Evet. Şimdi bütün aşamalar için herkesle konuştuk. Önce hikayemizi seçtik. Nasıl yöneteceğimizi konuştuk. Dekorlarımızı, kostümlerimizi, müziğimizi, ışığımızı tasarladık. Oho. Böyle anlatınca çok geldi birden bana. Evet, gerçekten öyle. Peki, şimdi senin bunlardan hiç haberin oluyor mu? Yani tasarımcılarla beraber mi çalışıyorsun yoksa her şey hazır önüne mi geliyor? Yani aslında ben hep birlikte çalışmayı tercih ediyorum. Yani bir karakteri yaratırken, oyuncu olarak o karakter üzerine çalışırken tasarımın bütün aşamalarından haberdar olursam eğer benim için çok daha faydalı oluyor. Çünkü o karakteri yaratırken bütün bu tasarım aşamalarından faydalanmış oluyorum. Peki benim bir sorum var. Bize... Şimdi böyle şey yaptılar, bir sürü tekniklerden bahsettiler mesela. Ne tekniği? Böyle bazı oyunculuk teknikleri varmış. Hmm. Şimdi bilmiyorum tam da ne olduğunu ama biz böyle dümdüz oynasak olmuyor mu? Hep teknikle mi oynamamız gerekiyor? Yok, öyle hep teknikle oynamanız gerekmiyor. Ama evet bir takım oyunculuk teknikleri var. Bunlar bazen oyuncunun işlerini gerçekten kolaylaştırıyor. Ama önemli olan kendinize en yakın olan tekniği bulmak belki de. Eğer böyle bir teknik bulamıyorsanız da hiç önemli değil. Belki kendi tekniğinizi kendiniz yaratıyorsunuzdur ve bir yol buluyorsunuzdur kendinize ait. Bu da çok değerli. O yüzden mutlaka bir teknik üzerinden oyunculuk yapmanız gerekiyor diye bir kural yok. İyi bari. Tamam o zaman. Peki başka bir sorum daha var. Evet. Şimdi mesela kostüm tasarımcısı... Ne oldu? Diyemiyor muydu? Hayır. Bir dakika. Tasarımcısı. demek ki yaptığınız çalışmaları işe yaramış. Evet. Şimdi o zaman gururla sorabilirim. Kostüm tasarımcısı. Senin sahnede oynadığın o kişi için bir sürü mesela kıyafet tasarlıyor. Hatta bazen sana peruk bile takıyor. Tabii. Hatta ayakkabılar senin değil. Hatta o söylediğin cümleler bile senin. Peki onlar nasıl oluyor da seninmiş gibi oluyor? Bu çok güzel bir soru. Ya. Evet, şöyle anlatabilirim. Ben mesela bir karakteri canlandırmak için çalışırken, prova yaparken o karakteri hayalimde canlandırmaya çalışırım. Nasıl oturur, nasıl kalkar, nasıl yürür, nasıl su içer. Bütün bunları hep düşünmeye çalışırım. Bu prova süreci boyunca da bunları düşündükçe ve denedikçe o karakter yavaş yavaş bana yaklaşır ya da ben o karaktere yaklaşırım ve sonunda da gittikçe karakteri görünmez bir kostüm gibi üzerime giyerim. Evet. Bu işte oyunculuğun belki de en zevkli noktası. Bence de öyle. Evet. Ay çok güzelmiş. Biliyorsun bizim oyunumuz biraz farklı. Çünkü işte fikri de sen vermiştin bize. Bu masanın üzerinde bir oyun yapacağız.
Evet. Böyle olunca bütün karakterleri de konuşturmak bize kalıyor. Burada benim kafam birazcık karışıyor. Aa, niye? Neden? Çünkü nasıl oluyor da hem kuş sesi, hem yaşlı sesi, hem küçük çocuk sesi. Yani bunların hepsini nasıl yapacağız? Şimdi eğer canlandıracağınız karakterler hayatımızda karşılaştığımız şeylerse, canlılarsa ya da nesnelerse onları gözlemlememiz çok önemli. Ama eğer hayatta karşılaşmadığımız varlıklarsa ya da nesnelerse o zaman aslında birazcık hayal etmeniz çok önemli. Hayalinizde ne kadar çok malzeme üretebilirseniz, onunla ilgili hayaller kurabilirseniz karakterinizde yaratacağınız şey de o kadar zenginleşmiş olur. Yani aslında hayal gücünüzü beslemek burada çok önemli oluyor. Peki Can, hani senin bir tane öğretmenle ilgili bir sorun vardı. Evet, hatırladım. Diyelim evet. ki öğretmen sana ille de şöyle yapacaksın diyor. Ama sen öyle yapmak istemiyorsun. O zaman ne oluyor? Konuşuruz. Ben neden öyle yapmak istemediğimi anlatırım. O neden öyle olması gerektiğini anlatır. Bence elbet böyle bir ortak noktada buluşup ikimizi de memnun edecek bir çözüm buluruz. Bence önemli olan bu fikirlerimizi birbirimize açabilmek, söyleyebilmek ve bu fikirlere saygı duymak. O kadar. Bizim yaptığımız gibi yani. Evet. Daha önce hiç gerçekte olmayan birini oynadın mı? Uzaylı gibi mesela. Çok eğlenceli. Peki sen uzaylı görmedin ki nasıl oynayacaksın? Gördün mü yoksa? Yoksa oyunculara gösteriyorlar mı böyle özel şeyleri? Ben o zaman hemen oyuncu oluyorum. İyi de kuş sesi de çıkarabiliyor. Yani kuş olmadı ki hiç. Evet ama yine de çok zor bir şey değil mi? Sen seviyor musun her şey olabilmeyi? Çok seviyorum. Ya. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Canlandırdığım bütün karakterler yaşama dair yepyeni keşifler yapmamı sağlıyor. Peki, o zaman şimdi bu söylediklerin bizim bu masada yapacağımız tiyatro için de geçerli mi? Orada oynatacağımız karakterler için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. O zaman biz de bir sürü şey keşfedebiliriz. Evet, keşfedeceksiniz. Çok şey öğrendik. Evet. Gülhan, sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Can. İyi ki geldin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Güle güle. Ay. Ay çok güzel. Ence. Evet, gördünüz. Konuğumuz gitti. Ve bize neler anlattı neler. Ama şu cümle. Yazar mısın İnci'cim? Söyle Can'cığım. Canlandırdığım bütün karakterler yaşama dair yepyeni keşifler yapmamı sağlar. Yepyeni keşifler yapmamı sağlar. Of çok güzel. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde oyunumuzu göstereceğiz. Evet, çok heyecanlıyız. Bakalım bir şeyler öğrenebilmiş miyiz? Öğrenmişizdir. Peki sen farkında mısın? Gelen tüm konuklarımız aynı anda birçok alanda bir sürü iş yapıyor. Evet. Mesela biri eğer bir oyunda oyuncu olarak oynuyorsa o oyunun ışıklarını da tasarlamış. Ya da kostümlerini yapmış, aynı zamanda oyunu yazmış. Evet. Hepsini nasıl yapıyorlar? Bilmem ama bence biz de oyunumuzda her şeyi yaptığımız için o kadar da korkmamıza gerek yok o zaman. Ben korkmuyorum ki. Sen korkuyor musun? Yok canım, ne korkacağım. O zaman oyunumuzun gösteriminde görüşürüz. Hoşça kalın. Ay çok eğlendim biliyor musun? Çok güzeldi. Yine yapalım tamam mı? Tamam. Seninle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ya ben de seninle canım da oynadım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Bugün oyunumuzu sergiliyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu zamana kadar bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız beğenirsiniz. Size oyunumuzu sergilemeden önce karakterlerimizi tanıtmak istiyoruz. Hadi İnci'cim. Şimdi bu Güneş.
Güneş çillerinin her biri yüzünü aydınlatan saydam denecek kadar beyaz tenli, uzun saçlı, çok tatlı bir kız çocuğudur. Saçlarını bazen örer, bazı günlerde yarım toplayıp kurdelesini takar. Gözleri hep parlar ve gülünce kısılıp çizgi olur. Sağ kaşının üzerinde 3 tane kırmızı nokta şeklinde doğum izi vardır. Güneş onları çileklere benzetir. Bu yüzden de en sevdiği meyve çilektir. Ve bulut. Can, hadi bulutu anlat. Buluta bakanlar onun gözlerini meraklı bir yavru köpeğin gözlerine benzetirler. Kahverengi gözleri en çok arkadaşı güneşe bakınca güler. Sarı saçlarını darmadağın bırakmayı çok sever. Neşelidir. Bir ördeği vardır. Onu çok sever. Ördeği onu görünce vak 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 der. Güneşten biraz kısadır. Biraz da kilolu. En sevdiği meyve eriktir. Zaten erik mevsiminde doğmuştur. Güneş ve bulut birbirlerini çok severler. Onlar için arkadaş olmak demek güneş olmak ve bulut olmaktır. Evlerinin bahçesindeki meşe ağacının altında uzanıp hayalde seyahat etmek en sevdikleri oyundur. O zaman Hayalde Seyahat adlı oyunumuz başlıyor. İyi seyirler. Vak. Vak vak. Vak vak. Vak. Vak 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 vak. Vak. Vak vak. Vak vak vak. Vak. Vak vak. Bulut. Efendim Güneş. Sence elma mı erik mi? Erik. Sence portakal mı erik mi? Erik. İncir mi erik mi? Erik. Peki çilek mi erik mi? Bu biraz zor bir soru oldu. Neden ki? Çünkü çilekler bana seni hatırlatıyor. Erikler de seni. Bulut. Hayalde seyahat oynayalım mı? Hadi oynayalım. Bugün nereye gideceğiz? Ben geçen gün bir kitap okudum. Kitapta korsanlar vardı. Dalgalı denizler, kocaman gemiler. Ben de düşündüm ki biz de dalgaların arasında iki çılgın korsan olabiliriz. Ben yüzme bilmem ki. Ama denize girmeden yüzme öğrenemezsin ki. Yine de kıyıda öğrensem. Ama unuttun mu, bu sadece bir hayal. Yüzme bildiğini hayal edersen yüzmeyi bilen bir korsan olabilirsin. Hem ben yanındayım. Hadi kapa gözlerini. Bir, iki, bak. 3'e kadar saydılar. Gözlerini açtıklarında bir de baktılar ki başlarında kocaman birer korsan şapkası, bir deniz kıyısında yaşlı bir kayanın üstündeler. Çok komik olmuşsun. Sen de. Gemimiz nerede? Nereye koyduysan oradadır. O zaman iyi bak. İşte hokus pokus. İşte tam karşımızda. Kocaman bir gemi. Hadi binelim. Bulut, korkmuyorsun. Yüzme biliyorum ki. Fış fış da fış fış, fış fış da fış fış, fış fış da fış fış, fış fış da fış fış. O da ne?
çıktı. Dalgalar yükseliyor. İmdat. Batıyoruz. Bak 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 bak. Kimse yok mu? Aa, panik yaptı. Hani birbirimiz vardık ya Güneş. Hem ben yüzme biliyorum ya hani. Bana da bak sen. Unutmuşum. O zaman yüzme bildiğini unutma ve atla. Vak. 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 Vak tabii ya. Vak vak. Ve denize atladılar. Hop. Derinlere inip de dalgalardan uzaklaşınca yepyeni bir dünya ile karşılaştılar. Buluk 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 buluk. Buluk 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 buluk. Etrafımız masmavi. Çok güzel. Buluk buluk buluk. Hey bulut. Onlar ne? Rengarenk balıklar. Şunlara bak. Sarı, turuncu da var. Mor da var. Yeşil balık. Pembe balık. Kırmızı da var. Buluk 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 buluk. Bulut. Ahtapota bak. Kaç kolu var öyle? 8. Vah, çok güzel. Bulut, biliyor musun? Ahtapotların 3 kalbi olurmuş. 3 mü? Evet. Bir kalbiyle seni sevse, bir kalbiyle beni sevse, üçüncüyle de... Üçüncü kalbiyle de... Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bakı sevebilir. Biz de seni seviyoruz ahtapot. Güneş. Hadi göğe çıkalım. Göğe mi? Ama ben uçma bilmem ki. Nasıl çıkacağız göğe? Sayın Ahtapot'tan yardım istesek? Olur. Ay Sayın Ahtapot, acaba... Batıklanıyorum. Batıklandım. Uçuyorum. Düşüyorum. Bak, bulut şurada bir kuş var. Güneş ve bulut havada süzülürken kocaman kanatlı bir kuşla karşılaştılar. Kuş onlara sırtını gösterdi. Onlar da kuşun sırtına atladılar ve gökyüzünde süzülmeye başladılar. Teşekkür ederiz Bayan Pompik Kuş. Cik cik. Kocaman kuş cik cik diye mi ötüyor? Guk guk. Yani. O zaman kuvak kuvak. O güzel. Kuvak kuvak. Kuvak kuvak. Kuvak. Bu ne? Bak 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 bak. Bak bak. Güneş, bak gökkuşağı. Bayan Pompik Kuş, bizi gökkuşağına indirir misiniz? Hoşça kalın Bayan Pompik Kuş. Güneş ve Bulut, Bayan Pompik Kuş'a teşekkür ettiler ve gökkuşağının en tepesine kondular. Burada her şey ne kadar da küçüktü. Bulut, şu ormanlara, insanlara, evlere bak. Dünyaya bu kadar yakından bakmak çok eğlenceli. Sanki hepsi oyuncak gibi. Bazen kuşları havada uçarken görünce derdim ki keşke kuş olsam. Bak Güneş, kuş olduk. Evet, kuş olduk. Bak gökkuşağın ayakları bir çölün üzerinde. Hadi gidelim. Nasıl? Buradan aşağı kaydıraktan kayar gibi kaydık mı çöldeyiz. Hadi o zaman. 1, 2, 3. Vak. Çöle indiler. Bulut, her yerde kum var. Şu palmiyeye bak. Önünde de su birikintisi.
O ses ne? Ah, o gelen ne? Wow! Yılan! Ne komik bir örümcekti. Ben üşümeye başladım. Evet, çöl sıcak olmaz mıydı? Aa, baksana. Gece oluyor. Keşke bir çadırımız olsa. Hayal edelim olsun. Evet. Hayal ettiler ve kendilerini kocaman bir çadırın içinde buldular. Çadırımız çok güzel. Aa, güneş, yıldızlara bak. Hiç bu kadar yıldızı bir arada görmemiştim. Ay'a bak. Harika. Aa, bir fikrim var. Hadi yıldızların arasında gezelim. Hem belki gezegenleri de görürüz. Hem de dünyaya uzaktan bakarız. Ama biraz üşüdüm. O zaman önce sıcak ama gerçekten çok sıcak bir yere gidelim. Neresi olabilir? Bak. Düşündüler. 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 Acaba en sıcak yer neresidir? Sizin aklınıza geliyor mu? Hadi bakalım nereye gitmişler? Burası da biraz fazla sıcak. Güneş, bu yanardağ tıpkı kitaplarda gördüğümüz gibi. Aa, ateş mi yükseliyor? Evet. Göğe kadar çıktı. Hadi peşinden gidelim. Hadi. Ama nasıl? Bak. Bir rokete bindiler ve yükseldiler. 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 Ve uzaya vardılar. Az önce gördüğümüz yıldızların içindeyiz. Güneş, her baktığım yerden gezegen çıkıyor. Şu kızıl olan Mars. Bak bak, belinde halkası olan da Satürn. Ha, sanki hula hop çeviriyor. Ha, şu mavi olan ne? Mavi olan Dünya. Canım Dünya. Vay be, evren dedikleri bu mu yani? Daha bile fazlası. Yıldızlar, gezegenler, toz bulutları hepsi burada. Biz de buradayız. Şimdi onlar kocaman bir evrenin parçası ya. Şu karşıda gördüğün Venüs veya Mars, Neptün, onlar evrenin bir parçası ya. Biz de öyle miyiz? Bence öyleyiz. Yaşasın. Biz de evrenin bir parçasıyız. Ah! O kafa! O ne düşen kafamıza? Meteor! Meteor yağıyor! Kaçın! Güneş, nasıl da kaptırdın kendini. Kafamıza da meşe palamudu düşmüş. Bak. Gözlerini açarlar ve meşe ağacının altında bulurlar kendilerini. Ne yolculuktu ama. Çok eğlendim. Ben de. İyi ki bu oyunu bulduk. Bence de. Bir de seninle oynarken çok eğleniyorum. İyi ki varsın. Sen de Güneş'cim. İyi ki arkadaşımsın. Bir sonrakine ne hayal etsek? Bilmem. Hayalde seyahat oyunumuzu oynadık. Umarız beğenmişsinizdir. Alkışlayın bizi. Alkışladınız mı? Aa, biz de selam verelim. Aa, evet. Tut elimi. Biliyor musunuz arkadaşlar?
bu oyunu oynarken, güneşle bulutu oynatırken fark ettik ki aslında hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirebiliriz. Mesela dünyayı dolaşabiliriz. Evet, denizleri araştırabiliriz. Uzayı da. Hem çok merak ettiğimiz hayvanları yakından tanıyabiliriz. Bir de fark ettik ki ne kadar ilerlersek karşımızda o kadar yepyeni bambaşka ufuklar açılır. Evet, düşünsenize gezegenleri bile gördük. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayal